Merhabalar, Pres'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Özgür Gültekin, tabii ki Mithat Fabian Sözmen'le beraberiz. Merhabalar Fabian. Merhabalar. Fabian'cığım, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hemen böyle bir giriş yapalım, onu vurgulayarak. Ardından da mükemmel bir haberle devam edelim. TFF'nin kadın hekim görevlendirmesi haberiyle başlayalım. Şimdi TFF, dünkü Beşiktaş Başakşehir'in başında da bir dördüncü hakim kadın hakem olarak atadı, görevlendirdi. Ayrıca bir de paylaşım yaptılar zaten hem sosyal medya hesaplarından hem de kendi internet sitelerinden bir duyuru yaptılar. 8 Mart Kadınlar Günü dediler onlar. 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla 3 hakem görevlendirdiklerini söylediler Süper Lig'deki maçlarda. Bu Orta Doğu ve Balkanlar'da coşkuyla karşılandı. Tabii bu konuda biraz bir şeyler söyleyelim istersen. Burada bir sporda ve spor medyasındaki kadın meselesine biraz bakmak gerekir sanırım. Ne dersin? Yani o tweet'teki problemi görememiş olmaları bile zaten yeterince şey söylüyor. Yani çünkü tweet resmen şöyle, yani hani 8 Mart olduğu için kadın hakemlere şey yaptık, görev verdik şeklinde. Yani hani 8 Mart olmasa zaten onu da yapmayacaktık diyorlar yani açıkça. Yani şey, Allah'tan Nihat Özdemir'in koltuğuna bir günlüğüne kadın oturtma falan gibi daha saçma şeyler yapmakta. Yani meselenin o kadar farkında değiller, ama zaten şey, yani hakemlik de bilmiyorum, yani kadınlar için bir kariyer planı ben önermem zaten. Yani hani hakem olmak ne kadar akıl kârı Türkiye'de, o başka bir şey, ama tabii meselenin özü aslında hakemlik. Yani burada bir şey, yani bir örnek sadece, spor içerisindeki başka pek çok alanda kadınlara yaklaşım biraz böyle, spor medyası da dahil olmak üzere. Yani hani pek çok şeyde, spor mecrasında belki hiç kadın sporuna değinilmiyor, ama işte 8 Mart olduğu için herkes o başlıkta çıkıyor ya da işte sosyal medyada paylaşımlarını biraz öyle yapıyor. Bu da çok tabii şey olmuyor, çok samimi durmuyor. Yani bizim için de tabii geçerli, çünkü yani biz de genel olarak burada erkek İki sporları erkek üzerine burada konuşuyoruz konuşuyoruz. haftalardır. O yüzden hani ya zaten hani konuşanlar erkek olduğu sürece onu çok değiştirmek de mümkün mü bilmiyorum. Yani çünkü hani bizim sporu öğrenme biçimimizden sporu takip etme biçimimize kadar sonuçta bir erkek egemen bir şeyin içerisinde şekillenmiş. Bu da sporu da öyle algılıyoruz yani. Hani hatta işte pek çok işte erkek, hani ne bileyim, kadın futbolunu izlerken hani ya işte böyle şut mu olur, böyle pas mı olur? Yani biraz böyle bir küçümseme ile bir yaklaşım olur. Biraz aslında bizim şeyi, sporu çok böyle güç, işte atletizm, hani vurdulu kırdılı şeyler falan, yani hep böyle öğrendiğimiz için estetik olan da oymuş gibi bize geliyor. Bunu bizim hani böyle yapmayacağız diye değiştirmemiz de mümkün değil ve gerçekçi değil. Bunu ancak o yüzden kadınlar, o yüzden sadece yorumlayanlar kadın olursa herhalde farklı bir açısını görebiliriz. Çünkü biz hani biz böyle öğrenmişiz, böyle devam ediyoruz. Tabii ki yani bunu törpülemek gerek, bu başka bir şey, ama yani bunu törpüleyeceğiz diye uğraşınca da bunun ne kadar acaba gerçek hayattaki karşılığı ne? Orada da başka bir ikiyüzlülük ve samimiyet sorunu ortaya Evet. çıkıyor. Yani hani o yüzden bunun gerçekten hayatta karşılığı olan yorumlarını ve tezahürlerini görebilmek için yani her alanda sporun daha çok kadınlara açılmış olması ya da spor medyasının daha çok kadınlara açılmış olması gerekiyor. Yani hani bunu erkeklerinmiş gibi yapması açıkçası Yani şey olmuyor, saçma bir samimi yandan da, olmuyor yani. evet. Daha önce de değinmiştik burada, yazmıştık da. Yani işte hani en başından itibaren spor erkek bir şey olarak kurgulanıyor ve yani kadının spor yapması falan böyle hani şey gibi, şeyleri, yani IOC'nin ilk metinlerini falan okursanız yani sanki yani dine küfretmişsin, Allah'a küfretmişsin falan gibi bir yaklaşım var yani. Hani kadın nasıl spor yapabilir? Ne kadar korkunç bir şey. Aynen cümleler böyle yani. Benim de vermeyi sevdiğim bir örnek var. Good Omens dizisinden, Neil Gaiman ve Terry Pratchett'ın eserinden uyarlanmıştı. Orada da işte 17. yüzyıl ve cadı olduğundan şüphelenilen bir kadın var. Yani hani klasik. Bir kadın bir yerde bir öne çıkıyorsa zaten ona yönelik direkt hani bu cadı muhabbetleri dönen devre atıp yapıyor. Ve orada da işte bir şey geliyor. Cadı avcısı, binbaşı Pulsifer geliyor. İşte orada köy halkıyla konuşuyorlar, işte hani ne cadılığını gördünüz falan bilmem. Orada köy halkı şey diyor. Ya işte sabahları diyor peşinde kimse olmamasına rağmen köyün etrafında koşuyor diyor adam. İşte binbaşı Pulsifer de diyor,
Abi bu nasıl bir vahşilik falan diyor. Herhalde diyor içine iblisler kaçmış o yüzden koşturuyor falan. Halbuki kadın şey yani hepsinden de köyün geri kalanından çok daha iyi bildiği için kadın spor yapıyor yani. Sağlıklı yaşamak için spor yapıyor. Yemeklerini ona göre falan yiyor ama hani bu erkekler için yani oradaki köy için bir şey. Cadı olma belirtisi yani. Demek ki cadı yani böyle koştuğuna göre falan diye. İşte erkeklerin hani genel yaklaşımı kadınların spor yapmasına biraz böyle. Evet. O yüzden onu bunda biz ne kadar yani erkeklerin söyleyeceği şeylerle değişecek bir şey değil yani bu hani. Her alanda olduğu gibi kadınların buraları şey Biraz yapması daha... lazım yani hani Evet, ele evet. geçirmesi lazım. Yani bu... Erkeklerin de tabii buna müsaade etmesi lazım yani her yere çünkü hani geçen hafta da mevzuda konuşmuştuk. Erkekler hani buralara sahip koltukları ellerine alıyor ve kadınların da buralarını buralarda işte iş bulmasına ya da hani görev yapmasını engelliyor. Hakemlik konusu da büyük ihtimalle biraz böyle ilerliyor. Yani Türkiye'de erkek hakemler çok mu iyi yani? Hani her hafta konuşuyoruz işte berbat. Yani hani dolayısıyla işte 8 Mart diye 4 tane kadına görev verdik falanla hani ne oldu? Şey mi oldu? Maçları mükemmel yöneten erkeklerin yerine kadınlar büyük skandallara mı yol açtı? Yani yok. Yine erkeklerin yol açtığı skandalları izledik. Evet. Ya Beşiktaş'ın da dünkü maça dair bir şey vardı. Özel uygulaması vardı. 7-12 yaş arası çocuklar ve kadınlar ve yanına getirecekleri 7-12 yaş arası çocuklar ücretsiz maçı seyretti dün. Yani şimdi bu geçmişte de yapılan başka takımlar tarafından da yapılan uygulamalardan bir tanesi. Hatta cezalı olunan maçlara, taraftar cezası olan maçlara sadece kadın seyircilerin getirilmesi gibi çok daha absürt sayılabilecek örnekler vardı. Yani erkeklerin kafası böyle çalışıyor maalesef. Bunu da değiştirecek olan yine kadınlar olacak. Böyle mücadeleyle değişecek yani bu. Hani dedik ki erkeklerin de müsaade etmesi gerekiyor. İsterse müsaade etmesinler o değişecek yani yapacak bir şey yok. Buradan geçelim mi Fabian'cığım Süper Lig meselesine? Yine güzide erkeklerin top koşturduğu Süper Lig müsabakalarına bakalım. Şimdi Fenerbahçe Trabzonspor maçını konuşalım. Yani böyle en sonundan geriye doğru gidiyorduk ama şimdi bu haftanın öne çıkan maçı o. Fenerbahçe Trabzonspor maçı. Yani Fenerbahçeli arkadaşlar şimdi bizim arkadaşlarımız da yani benim çevremdeki gazeteli arkadaşlar da fark yeriz falan diyenler vardı ama şimdi Süper Lig'de bu tip derbi denilen maçlarda yani derbi kelime anlamıyla Fenerbahçe Trabzon maçını tam karşılamıyor olsa da geleneksel olarak derbi deniyor. Şimdi bu tip maçlarda baktığımız zaman verilere, istatistiklere, geçmiş maçlara da takımlar arasında büyük farklar varsa teknik anlamda, oyun anlamında bu tip maçlar genelde farklı bitmiyor. Çünkü önlemle geliyor takımlar Fenerbahçe'de olduğu gibi. Fenerbahçe artık başka bir oyun sergiledi çünkü bu maçta. O yüzden fark yemeyeceğini aslında az çok tahmin ediyordum şahsen. Benzer bir şey oldu. Fenerbahçe hatta 10 kişi kalmasına rağmen maçı galip bile bitirebilecek pozisyona geldi. Buradan bir Süper Lig'e girelim. Fenerbahçe sezonun en iyi maçlarından birini oynadı ve hani senin dediğin gibi yani işte 17. dakikada yine 10 kişi kalmasına rağmen ki Trabzon'daki maç da çok benzer bir senaryo olmuştu. Fenerbahçe maça çok iyi başlamıştı. Bence o maçtaki kırmızı kart da hatalıydı. Ben bu maçtaki kırmızı kartın da hatalı olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani tamam basma var ama yani çok böyle bilerek rakibi sakatlamaya yönelik yani oraya kasti bir şekilde o basmalar olmuyorsa bunlar futbolda oluyor maalesef. Tabii İrfan canım. Can'ın evet bastıktan sonra ayak orada biraz fazla kalıyor falan o tip durumlar var ama ben hani kasti bir şekilde yapılmış bir hareket olduğunu düşünmüyorum. O yüzden kırmızı kartında haksız olduğunu düşünüyorum. Hatta hani söylenenlere göre sene başında örneğin işte hakem hocaları gitmişler işte gazeteciler örneğin falan verdikleri seminerlerde bu tip pozisyonlara hani UEFA'nın FIFA'nın talimatının net olduğunu ve kırmızı kart olarak değerlendirilmemesi gerektiği yönünde. Hani böyle gazetecilere de bunu anlattıklarını ki yani gazeteciler anlattıklarına göre hakemlere de anlatılmıştır ama yani niyeyse yorumlamalar farklı olabiliyor ve yine bir VAR uyarısıyla oldu bu. Yani mesela bir maç sonra da dün de işte Beşiktaş maçında da bir ayağı yine bir tam aynı pozisyon şey, yani aynı biçimde gerçekleşmedi ama yine bir taban girdi ve hani bu sefer de kırmızı çıkmadı yani. Yine bir standart yani sadece bu tip pozisyonlara da farklı standartlar uygulandığını gördük falan ama yani her iki yani şöyle bir durum oldu yani iki Trabzonspor Fenerbahçe maçında da çok erken dakikalarda bir kırmızı kart yaşandı ve maçın Evet. sonucunda da bu etkili oldu. Ama onun dışında Fenerbahçe yine de 10 kişi kalmasına rağmen ben sezonun
en iyi maçını oynadı. Senin dediğin gibi tabii butik bir maç olunca ve daha dezavantajlı görünen takım farklı önlemlerle de müsabakaya çıkıyor. Ve Trabzon da onun karşısında yani sonuçta 20 puan fark atmış bütün rakiplerine. O daha rahat. Yani çok da kazanmasına da gerek yok aslında. Fenerbahçe'nin de hem bu durum var hem de bu kaç maç oldu? Yani 23 maç mı? Trabzonspor'a yenilmiyor evinde. Evet. Yani Kadıköy'de özellikle taraftarıyla da böyle bütünleştiğinde farklı bir oyunu her zaman oynayabildiğini Fenerbahçe'nin biliyoruz. Ve yine bunu sergilediler bugün. Bu maçın tesiri nasıl olacak yani bundan sonraki döneme Fenerbahçe'ye? Onu görmek lazım. Hani buradaki iyi oyun, taraftarla bütünleşme, moral bir şekilde sonraki şeyleri yansıyacak mı? Burası bence Fenerbahçe için önemli. Trabzonspor'a gelirsek. Yani bu hakem hatalarından hani böyle yorumlayarak da şöyle diyenler de oluyor. İşte Trabzonspor'da sezon boyunca zaten böyle şampiyon oluyor falan diye. Yani 20 puan fark var ya. Yani hani biraz ya biraz izan 20 lazım. 20 puan fark varken bunu söylemek de biraz şey oluyor yani. O kadar da bu mızıkçılığa giriyor artık. Evet. O bakımdan çok oraya da sapmanın çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Ama evet ben de hani bu tartışmalarda kırmızı kart değil tarafına daha yakınım. Yani onu öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe açısından sen dediğin gibi bundan sonrası önemli aslında. Yani Trabzonspor maçında bir asgari direnç sergileyeceğini herkes tahmin ediyordu. O yüzden Fenerbahçe bundan sonra ne yapacak? Mesele o. Yani bu futbolu koruyabilirse, bunun üzerine koyabilirse, Trabzon maçında oynadığı futbolun üzerine bir şeyler koyabilirse bence Fenerbahçe için çok ahvah edilecek bir şey yok. Bugünkü koşulları düşünerek söylüyorum yani. Şampiyonluk falan zaten gitti de ikincilik hedefi devam ediyor. Ben o yüzden çok enseyi karartacak bir durum görmüyorum yani Fenerbahçe açısından. Demek ki yapılabiliyormuş daha doğrusu öyle söyleyeyim. Evet, buradan devam edelim. Fabian'cığım bir şimdi bir toparlayalım Süper Lig'e dair. Tek tek maçları konuşmaktansa biraz mesela dünkü maça dair yine kısa kısa bir şeyler söylemek gerekirse. Beşiktaş'la Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'la Başakşehir'in karşılaştığı son maçlar zaten hep gollü geçiyor. Ve hep galibiyetle, bir tarafın galibiyetiyle sonuçlanmış. Hep de 3-2'lik skorlarla sonuçlanmış. Şimdi bu da yine 2-2 biten gollü bir maç oldu. Şimdi Beşiktaş'ın kronik problemleri. Beşiktaş iyi oynadı. Geçen haftaki oyun da öyleydi. Takımı unuttum ya. Kayseri maçı. Kusura bakmasın Hikmet Hoca. Kayseri maçı da öyleydi. İyi oynadı. Gol bulamadı. Basit goller yedi. Beşiktaş yine Başakşehir'in belki izleyenler yanlış hatırlıyorum olabilir affetsinler. 4 kere geldi. 2 gol buldu Başakşehir Beşiktaş kalesine. Beşiktaş da o onlarca pozisyona girdi. 2 tane atabildi. Bu şekilde maç sonlandı yani. Evet özellikle ilk yarıda ilk 25-30 dakika falan Beşiktaş'ın müthiş bir baskısı arka arkaya kaçan pozisyonlar vardı. Başakşehir'de aynı senin dediğin gibi yani geldi ve golünü attı. Hatta yedi sonra bir tane daha attı. İkinci yarıda ama yine de Beşiktaş hani buna yine bir reaksiyon gösterdi. İkinci yarıda Başakşehir'in şutu yok. Evet. Yani kolay bir şey değil bu. Ve Beşiktaş'ın da pek çok eksiği vardı. Hani buna rağmen böyle bu performans sergilendi. Bence bütün bunlar gayet umut verici yani hani Beşiktaş teknik heyeti yani o kadar yerin dibine gömülen Beşiktaş teknik heyeti için de bence gayet ya yani bu kimin başarısı yani sonuçta Önder Karabeli ve ekibinin başarısı yani bu kadar eksiğe rağmen Başakşehir gibi güçlü bir takımı bu kadar mahkum bırakabilmek oyunun büyük bölümünde çok önemli bir şey bence. Ama evet bitiricilik problemi ve aynı zamanda bu bitiricilik meselesi de büyük bir tezat çünkü yani bu takımlar işte Beşiktaş falan yani en çok sonuçta siz en çok yıldıza sahip takımsınız. En çok para harcayan oyuncularınıza takımlarsınız. Ama işte Beşiktaş ve Galatasaray için özellikle bu sene çok bahsettik bu bitiricilik meselesinden. O parayı yani aldığınız yıldızların iyi bitiriciler yani yıldızın şeyi odur ya yani iyi bitirir. Hani tabii. Yani fark genelde her zaman biz ne konuşuruz Anadolu takımlarıyla işte üç büyükler falan maç yaptığında işte yetenek farkı, yıldız farkı. Hani biz pozisyonları değerlendiremedik, onlar değerlendirdi. Yani o aradaki gol yapabilen oyuncuyla golü yapamayan oyuncu, yani roller şu anda değişmiş durumda. Bu çok enteresan hakikaten. Batshuayi, adam yedeğe bile düştü artık ama onun yerine oynayan oyuncular da yani işte Kenan Karaman gol attı. Enteresan. Yani hani bu kadar para harcayıp kadrolar kurup bu kadar bitiricilik sorunu yaşayan takımlar aynı zamanda oluşturmuş olmak hakikaten enteresan ve bu sezon kulüplerin yaşadığı sorun, yani üç büyüklerin yaşadığı problemlerde de bu önemli rol oynuyor.
Evet. Ya bir de orada Beşiktaş'ta Önder Karaveli mevzusu her hafta tartışılıyor. Ya her hafta da şu saçma argümanlar kullanılıyor. İşte başka hoca olsaydı, tecrübeli hoca olsaydı falan. Ya şimdi ortada oynanan oyun, senin de dediğin gibi o oynanan oyun pozisyon bulmaya, kale önüne gelmeye kadar problemsiz gidiyor. Şimdi savunma kısmı ayrı bir mesele olabilir. Orada stoperin sakatlanması, stoper ikililerin sürekli değişmesi falan olabilir. Ama yani şimdi Beşiktaş ligde hücumu en iyi yapan takımlardan bir tanesi. E şimdi bu konuda Önder Hoca'nın Batshuayi'yi sonradan oyuna alması, işte Teşele'yi çıkarması falan eleştiriliyor ki bence hiçbir problem yok. Ya bu Şenol Güneş takımın başında olsaydı ve bu değişiklikleri yapsaydı bu kadar eleştirilmezdi. Biraz Önder Hoca'nın nispeten, tırnak içinde söyleyeyim, sessiz olması, daha yumuşak huylu olması falan insanları cesaretlendiriyor. Yani bu erkeklere yaranılmıyor. Erkekler böyle haytürt istiyorlar yani. Böyle insanlıktan Yani anlamıyor bunlar. Galatasaray'da da aynı durum var. Hani Evet, oradan hani bu geçelim vesileyle Galatasaray'a doğru. Galatasaray Konya maçına geçecek de olursak, hani Fatih Terim varken kimse ağzını açamıyordu, özellikle basın mensupları. Hani kimse hiçbir şey söyleyemiyordu. Şimdi Torrent'i görünce hepsi şey kesildi. Futbol profesörü kesildi. Evet. Yani hani hala bir de adam işte şeylerle uğraşıyor. Yani hani işte takımın gole ihtiyacı varken niye santrafor çıkarttı, bu oyuna santrafor aldı. Yani hala kafa şey. Yani santrafor sayısını arttırınca bir takımın daha iyi hücum futbolu oynayacağını, gol atabileceğini falan düşünen bir kafayla muhatap olunuyor ve sürekli de onlardan futbol dersi dinliyor her hafta. Yazık Domenech Torrent. Ama dediğim gibi yani hani burada da Torrent'i 2-3 hafta önce konuşmuştuk ya, yani hani sanki 18 yaşında çocuk gibi hani buraya gelince ne olacağını bilmiyordu Evet. falan demenin de bir alemi yok. Sen ne söyleyeyim yani, koskocaman adamsın. Burada Türkiye'de hani bunların başına geleceğini zaten tahmin ediyor olman lazımdı. Onun dışında Konyaspor çok rahat bir galibiyet aldı ama zaten hani Galatasaraylılar ne bekliyorduk ya. Yani Yani. ligin ilk yarısındaki maça bakalım. Galatasaray o maçı kazanmıştı. Çok eksik bir Konyaspor'a karşı kazanmıştı. Evet. Ama maç yine bunun gibiydi. Maçın başında çok büyük bir savunma hatasından Galatasaray gol buldu. Onun dışında 90 dakika savundu çünkü başka bir şey yapamadı yani. Yani yine böyle hani sık sık değindiğimiz bir şey ama şeylerin kulüp, yani takımların seviyesi bu şu anda. Yani Konyaspor senin takımından çok daha iyi. O yüzden hani bu maçında yani böyle bitti diye, yani 2-0 hani maç böyle sonuçlandı ya da maçın gidişatı böyleydi diye buna artık alışmış olmanız lazım. Ve bu Torrent'in de şeyi değil, suçu değil yani. Öyle bir şu an Galatasaray ortamında öyle bir şey var ki dezenformasyon ve çarpıtmaya yönelik her şey. Ya tamam, Torrent'i şu an herkes yemek istiyor. Ve işte hani mesela Torrent'e bir soru soruluyor. Bu sürekli kadroya giremeyen oyuncularla ilgili. Torrent de diyor ki yani işte 28 tane oyuncu var. İşte yani kadroyu sonuçta belli bir oyuncu şeyinde kurmamız lazım. Ve yani birileri kenarda kalacak. Bu takımı da ben kurmadığım için Evet. mecburen birileri kenarda kalıyor diyor. Hop işte sen işte 3 gün önce kadromuz çok kaliteli demiştin. Şu anda oyuncuları görmüyorsun bile. Ya adam o kadro kalitesinden bahsetmiyor. Kadrodaki oyuncuların sayısından, yani ondan bahsederken bu şeyi söylüyor. Yani o bile O öyle bölümü bir kırıp ve bunu paylaştıkları yapanlar da için. muhabirler. Evet. Evet ve bunu Aynen. yapanlar da çoğunlukla muhabirler. Dolayısıyla hani böyle bir atmosferde yani Galatasaray'dan bir şeyler beklemek hakikaten zor. Kaldı ki E, Barcelona maçı var hafta içi bir onun de. evet onun tersinde de yani Konyaspor niye başarılı mesela? Çünkü Konyaspor gayet istikrarlı bir şekilde gidiyor. Hocası başında uzun süredir. Kadro istikrarı var, oyun istikrarı var. Siz Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta buna izin veriyor musunuz? Takım bir hafta zaten kötü oynasa hemen herkes gömmek için yer arıyor. Dolayısıyla yani bu kulüpler sürekli düşmanı dışarıda falan arıyor ama biraz daha içeri baksalar daha şey olacak yani devamlı bir iç savaş ortamı ve bu iç savaş ortamından nemalanmaya çalışan gruplar. Evet. Yani Oradan yani şu Barcelona meselesine geçmeden önce, Barcelona maçına geçmeden önce Konyaspor'a dair birkaç bir şey söylemek lazım. Daha önce de biz Konya ve Hatay başlığıyla bir uzun uzun konuşmuştuk zaten ilk programlarımızdan birinde. Ömer Erdoğan ve İlhan Palut üzerinden de konuştuk. Yani burada Konyaspor'un Aykut Kocaman döneminden bu yana gelen bir istikrarı var. Sallandı falan, bir ara performansı düştü, hoca değişimiyle falan filan oldu ama bir kulüp yönetiminin buradaki istikrarlı gidişine de bir tebriği çakmak lazım diye düşünüyorum. Yani çok zor işler olmadığını gösteriyorlar. Bir planlama dahilinde hocaya istediği şeyleri verirseniz, gerekli yetkiyi verirseniz ve hocanın da kafası rahat olursa bu işler oluyormuş aslında. Yani çok büyük paralara gerek yok. Konyaspor'un kadrosuna baktığımız zaman çok bu işlerin atla deve işler olmadığı belli aslında yani.
O yüzden Konyaspor'da İlhan Polut'u öne çıkarıyoruz haklı olarak. Onu övüyoruz ama yönetiminde hakkını teslim etmek gerek diye düşünüyorum. Buradan Barcelona maçına bir bakalım mı Fabian'cığım? Hafta içi bir Barcelona Galatasaray maçı oynanacak. Yani şimdi Konyaspor maçını referans alarak Barcelona maçından çok umutlu olmayabiliriz Galatasaray adına ama şimdi Fenerbahçe Trabzon maçında konuştuğumuzun bir benzeri Barcelona karşısında da Galatasaray Konya'ya çıkar gibi çıkmayacaktır tabii ki. Orada bir Dominik Torrent'in kafasında bir plan vardır. Ama bu plan ne kadar işleyecek biraz orası soru işareti sanırım. Evet, çünkü Barcelona da Avrupa'nın şu anda en formda takımlarından biri yani. Yani 2 ay önceki Barcelona gibi değil. O zaman herkes şey istiyordu yani, Galatasaray Barcelona çıksa güzel olur falan diye konuşuyordu. Şu andaki Barcelona çok daha farklı bir Barcelona yani. Yani hem Xavi'nin etkisi, hem yeni transferler, hem genç oyuncuların daha şu anda özgüvenli ve kendini gösteren bir şekilde oynuyor olması vesaire. Dolayısıyla Galatasaray için bayağı hani korku filmi gibi bir şey olacak. Bir maç olacak ama senin dediğin gibi yani onun Torrent ve ekibi de buna karşı önlemler alacaktır. Bu önlemler ne kadar etkili olacak? Neticede Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde aslında grup maçlarına başlarken de hani kimse grubu lider bitireceğini falan Evet. düşünmüyordu. Çok ekstra bir performans sergilenmişti ve aslında bu performansın temelinde de maç maç çok iyi stratejiler belirlenmesi vardı. Fatih Terim'in hani bu sezonki tek olumlu şey zaten Evet. UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçları çok konsantre ve iyi bir teknik taktik hazırlıkla yürütmesiydi. Hani yine böyle bir konsantrasyonla Galatasaray'ı izlememiz olası ama oyuncuların şu anki hem formu hem psikolojik durumları hem camianın içerisindeki vaziyet hakikaten hiç şey değil, Hoş iç değil. açıcı değil. O bakımdan yani Barcelona'nın da ne kadar şu anda formda olduğunu düşünürsek, hani Galatasaray ne yaparsa yapsın, şu anki durumuyla çok böyle varlık gösterebilir mi falan, yani zor. Hani iç sahada olsaydı maç belki biraz daha bir şeyler beklenebilirdi. Ama yani ilk maçta şu anda şeyde Barcelona'da oynanacak ve yani epey zor bir maç olacak Galatasaray Evet, için. evet. Yani Torrent'in aslında bir sınav maçlarından biri de olacak yani. Torrent'in oynatmaya çalıştığı oyun ligde bazı maçlarda böyle parladı ama çok istikrar göremedik. Bir de Barcelona gibi bir kulübe karşı, bir takıma karşı nasıl önlemler alacağı konusunda bakalım bir sınav verecek gibi gözüküyor. Fabencim burada Süper Lig bahsini bir kapatalım ama hemen bir Süper Lig'de de puan tablosuna bir bakalım. Çünkü orada ne oldu şimdi Trabzon'umuz artık şampiyon durumunda olan Trabzonspor 67 puanla lider. En yakın takipçisi Konyaspor 52 puanla onun peşinden geliyor. Arada 15 puanlık fark var. 28. hafta maçları tamamlandı. Yani artık şeyi Trabzonspor'a adını koymak için bekliyoruz ki kesinleşsin matematiksel olarak diye. O alttaki ikincilik mücadelesi biraz kızıştı tabii. Başakşehir 47 puanda, Fenerbahçe 47 puanda, Alanya 46 puanda, Adana Demir 45, Beşiktaş 45 falan diye böyle gidiyor. Yani orada da ne olacağına önümüzdeki haftalarda biraz daha ayrıntılı bir şeyler söyleyebiliriz artık. Burada Yani geçelim. ikincilik mücadelesi Buyurun. heyecanlı olacak orası kesin. Evet. Ve önemli de yani Şampiyonlar Ligi meselesi, önerime ile katılma meselesi. Bu arada tabii aklıma geldikçe ekliyorum. Ya, Trabzonspor'un Süper Kupayı alması da mevzubahis. Öyle bir durumda da üçüncü olan Avrupa kupalarına katılma hak kazanacak. Böyle de karışık durumlar var orada. Üçüncülük de önemli aslında hem baktığın zaman. Buradan geçelim Fabiancığım. Hafıza köşemizde ya. Yani. Hafıza köşemizde bu hafta Real Madrid konuşacağız. Hafıza köşesinde Real Madrid var. Neden var? Çünkü hafıza köşemize Real Madrid'in konuk olmasının sebebi bir türlü konuya giremedim. Çünkü yeni şeyi arıyorum. 6 Mart 1902'de kurulan Real Madrid'den bahsedeceğiz biraz. Şimdi Real Madrid'in hikayesine biraz bakacağız ama senin de vurgulayacağın üzere senden çok rol çalmadan biraz giriş yapayım diye söylüyorum. O klişe olan Madrid Franco'nun Barcelona devrimcilerin takımı, işte halkın takımı klişesinde biraz aslında üzerinden geçerek onun aslında doğrusu neymiş biraz öğrenelim. Senden alalım. Yani evet, Real Madrid 120. yaşını kutluyor ve Real Madrid şu anda hani dünya futbolunda nasıl tanımlarsınız derseniz herhalde kazanmakla başarıyla eş anlamlı bir kulüp. Ama tabii her zaman böyle değildi ve bu haftaki ben Evrensel'deki yazıda da
daha çok hani Real Madrid'in unutulmuş ve kayıp başkanları diyerek, yani iç savaş yıllarında Real Madrid ne durumdaydı? Yani biraz ona dikkat çekmek istedim. Çünkü hani şu anki Real Madrid gibi bir Real Madrid yoktu. Hatta adı da Real Madrid değildi. Çünkü İkinci Cumhuriyet'in kurulduğu 1931'de hani Real Kraliyet'e ait anlamına gelen o ünvan alınmıştı. Ve aslında o dönemin hani Barcelona'sı gibi ya ve İspanya'daki pek çok kulüp gibi, yani iç savaş Real Madrid'i de vuran bir şeydi. Madrid'i de vuran bir şeydi. Yani hani bizdeki böyle şu anda sadece bizde değil aslında bütün dünyada böyle bir yerleşik bir algı var. Hani işte sanki İspanya iç savaşını Real Madrid Barcelona'ya karşı verdi. Madrid Barcelona'ya verdi gibi. Tabii ki öyle değil. Hatta Madrid savaşın en zorlu, en çetin, en çok ölümün yaşandığı cephesiydi ve Madrid alındıktan sonra zaten savaş bitti ve o dönemde Real Madrid'de tıpkı işte Barcelona gibi işçi komitelerinin kontrolünde olan falan bir kulüptü. Ya da ondan önceki, ya savaş başlamadan önceki dönemde de yine hani Cumhuriyetçi politikacıların etkin olduğu bir şeydi, kulüptü. Biraz yazıda bunlara, bu döneme biraz hani değinmiştik ama tabii sonrasında yani hani Real Madrid'in Franco'nun takımı olarak anılmasını na yol açan şeyler de oldu. Biraz belki bunlara da değinmek gerekiyor. Öncelikle şunu söylemek lazım. Hani 1939 sonrası, yani Franco güçlerinin iç savaşı kazanması sonrası zaten bütün kulüplerde bir, daha da Francocu değilsen o kulübü yönetemezsin. Yani hani Barcelona'nın başına da bir Francocu geliyor. Real Madrid'in başına da keza. Hani bütün kulüpler için geçerli bir durum. Keza yine o dönemde ordu ile bağlantılı kurumların kulüplere yönelik özel bir ilgisi var. İşte örneğin hava kuvvetlerinin bir futbol takımı olması kararlaştırılıyor ve işte yani Real Madrid'e de teklif gidiyor. Atletico Madrid'e de konuşmalar oluyor. Real Madrid hani kulübün adı değişeceği ve logosu değişeceği için buna çok yanaşmıyorlar. Dolayısıyla Atletico Aviasyon adıyla Atletico Madrid o dönem isim ve logo değiştiren taraf oluyor ve yani Franco'nun birinci takımı o dönemde Atletico Madrid oluyor ama Real Madrid için de işte hani sonuçta başkentin takımısınız ve dolayısıyla bir de tabii Barcelona'da ne olursa olsun Katalanların takımı. Yani hani siz kulüp yönetimini değiştirseniz de tribünlerde iç savaşın hatıralarını çok daha şey acı bir şekilde yaşamış olan insanlarla bir şekilde karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla öyle alttan alta büyüyen bir rekabet de başlıyor. Bunun aslında yani hani Real Madrid Franco'nun takımıdır ve Barcelona'ya da bunun üzerinden bir savaş verilmektedir yönündeki algının oluştuğu, yani ilk oluştuğu yer diye söyleyebiliriz. 1943 Kral Kupası değil, o dönem adı Franco olduğu için, yani Franco sebebiyle General Kupası olarak anılmaya başlayan, bugün bizim Kral Kupası diyebildiğimiz kupanın yarı finalinde Barcelona ve Real Madrid eşleşiyorlar. İlk maç Barcelona'nın sahasında oynanıyor ve Barcelona'nın 3-0 kazandığı o maçta Real Madrid çok sert bir futbol oynuyor. Hakemin de buna müsaade etmesi Barcelona tribünlerin tepkisini çekiyor ve ıslıklamalar var tribünde. Yani sürekli işte protestolar falan yapılıyor Barcelona maçı kazanmasına rağmen. Ama Madrid medyası yani o dönem hani bu ıslıkları öyle bir yorumluyor ki büyük ihtimalle Katalan düşmanlığının da etkisiyle, işte bu ıslıklar hakeme falan değil aslında işte şeye yönelikti. Hani rejime yönelik, Franco'ya yönelik falan. Böyle inanılmaz bir şey, bugünkü moda deyimle bir algı operasyonu başlıyor ve rövanş maçı öncesi, yani bu o kadar bu medya operasyonu o kadar büyük bir şeye varıyor ki, yani Barcelona şeye geldiğinde, kente geldiğinde işte otobüs taşlamalar, otobüs şeye giderken, stadyuma giderken her türlü küfür, kıyamet, işte tribünlerde işte bölücüler, işte pis komünistler falan diye atılan sloganlar, halbuki yani hiç alakası yok olayın bunlarla. Ama böyle çok ciddi bir psikolojik baskı oluşturuluyor. İşte hani Barcelona'nın futbolcuların o dönem verdikleri şeyler, hani maçın başlamasında daha 5 dakika kala bizim kalenin önü demir paralarla doluydu. Yani öyle bir baskı ortamı oluşturuluyor. İşte polis geliyor tam maçı çıkılacakken antrenöre, yani bugün kaybedeceksiniz falan diyor ve bu atmosferde çıkılan maçta Real Madrid 30. dakikaya kadar işte 2-0'ı bulduktan sonra 30 ile 45 arası 6 gol atıyor. Korkunç bir
psikolojik baskının altında ve devre 8-0, maç da 11-1 bitiyor. Yani devreden sonra, 8-0'dan sonra artık sahadaki olayların ardından Barcelona'lı oyuncular yani biz maça çıkmayacağız diyorlar. Yani ikinci yarı için sahaya çıkmayacağız diyorlar ve o sırada bir işte rejim, yani bir asker geliyor ve yani maça çıkmazsanız hepiniz hapse girersiniz tehdidini de savuruyor. Bir de hani bu dönemin de İkinci Dünya Savaşı dönemi olduğunu ve yani hayatın çok ucuz olduğunu, insanların çok kolay, evet, bir şekilde hapsedildiğini ve öldürüldüğünü de düşünürsek, yani oyuncular da tabii ki korkuyor. Yani hakikaten hayatlarından endişe ediyorlar. Yani o 11-1'lik o tarihi sonuç biraz bu atmosfer içerisinde alınıyor ve Barcelona tarafında da yani bunun özel olarak bize karşı bir şey ve Real Madrid'de bunun öznesi olarak yani Franco'nun takımı ve bize karşı verilen bir maçtan ziyade bir savaş olarak hani değerlendirilmesi ilk olarak hani bu maçla birlikte başlıyor. Maç sonrası işte Juan Antonio Samaranch daha sonra IOC başkanlığı da yapacak ve Franco'nun da çok uzun yıllar sağ kolu olarak aslında görev yapacak ama o maçtan sonra sahada olan bitenleri hakikaten hakkaniyetli bir biçimde yorumlayan ve yani sahada futbolun dışında şeyler vardı ve bu sonucun nedeni o yorumunu yaptığı bir köşe yazısı var. O köşe yazısından sonra 10 yıl yazı yazamıyor Samaranch. Gerçi daha sonrasında 1952 Helsinki Olimpiyatları'nda birlikte hem yazmaya başlıyor sonrasında da rejim içerisinde önemli bir rol ediniyor. Hem yani Franco'nun dediğimiz gibi çok yakın bir ismi oluyor. Ve daha sonra IOC başkanlığına kadar giden yol da öyle açılıyor ama yani bu yazıdan sonra 10 yıl yazı yazamama durumu var ama 1943 yani bu maç itibariyle ilk olarak Barcelona tarafında da böyle bir algının oluştuğu şey bu ama ondan sonra da mesela bir yıl sonra yani Santiago Bernabéu şeyin başına geliyor, Real Madrid'in başkanlığına geliyor. Mesela onun döneminde bir barış kupası iki takım arasında yapılıyor falan. Hani bu şey öyle çok uzun yani hemen bunun ertesinde işte Real Madrid'de Franco'nun takımı oldu ve çok başarılı bir kulüp haline geldi falan diye bir şey yok. Hatta Franco'nun takımı daha çok benimsemesi Real Madrid'in başarılı olmasından sonra oluyor ve onun altında da aslında Santiago Bernabéu'nun biraz çabalarının rol oynadığını söyleyebiliriz. Çünkü kulüp için tam bir baba figürü ve yani her şeyini yapıyor. Kulüp için her şeyi yapıyor. Dev yani Real Madrid hiç o kadar büyük bir taraftar kitlesi dahi yokken işte 120 bin kişilik bir stat inşa etmek fikri bile yani onunla alakalı ve hani bu 1943'teki bu maçtan sonra hani ikinci kırılma ne zaman oldu dersek 1953'te Di Stefano'nun transferi sırasında Franco'nun aslında şeye yardımcı olması, Real Madrid'e yardımcı olması ikinci kırılmayı oynadı, ikinci kırılma olarak rol oynadı diyebiliriz. Çünkü Di Stefano transferi aslında yani Real Madrid tarihindeki esas şey o, esas dönüm noktası o. Çünkü 1953'e kadar zaten Real Madrid'in şampiyonluğu yok, 20 yıldır şampiyon olamıyor Real Madrid. Hani Barcelona'nın var, işte Atletico Madrid'in var, zaten Franco'nun o dönemki birinci takım olarak. İşte Valencia, Atletico Bilbao hepsinin şampiyonlukları var. 1953'e kadar Real Madrid'in bir şampiyonluğu falan yok. Di Stefano'dan sonra Real Madrid efsanevi bir şeyine başlıyor. Zaten o, hani 1955'ten sonra Şampiyon Kulüpler Kupası'nın oluşturulmasıyla vesaire 5 kez üst üste şampiyonluğu falan o başarılar hep ondan sonra geliyor ve Franco da yani Real Madrid bu kadar başarılı olduğu için sonrasında Real Madrid'e daha çok çekiliyor. Yani çünkü bir Real Madrid'i bir rejimin şeyi olarak görmeye başlıyorlar. Hani biz rejimin propagandasını en iyi nasıl yapabiliriz? Real Madrid'le yapabiliriz diye görmeye başlıyorlar ve o destek biraz aslında ondan sonrasında başlıyor diyebiliriz ve hani hatta başka bir yazıda da belirtmiştim hani o dönem tabii Real Madrid çok popüler bir kulüp haline geliyor ve örneğin Fransa'da maçları olduğu zaman Real Madrid'in oradaki yani Fransa'da sürgünde yaşayan cumhuriyetçi İspanyollar da maçlara şey bayraklarıyla gidiyor. Cumhuriyetçi İspanya'nın bayraklarıyla gidiyorlar. Yani yine Real Madrid destekliyorlar ama Cumhuriyetçi İspanyollar olarak destekliyorlar. Yani o böyle çok siyah beyaz çizilen Real Madrid'in takımı Franco. Real Madrid Franco sayesinde şey oldu falan. Yani tabii ki rol oynuyor. Katalan düşmanlığı ve Barcelona düşmanlığı da rol oynuyor ama aynı zamanda yani Barcelona'da öyle Franco yüzünden işte çok kötü durumlara düştü falan şeklinde işler ilerlemiyor. Barcelona'da her zaman için İspanya'nın en büyük, en başarılı kulüplerinden biri olmayı sürdürüyor. Biraz hani burada yorumları yaparken
daha işte daha tarihe uygun, daha ayakları yere basan şekilde yapmak daha doğru. O bakımdan hani bu kırılma noktalarının da tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmek istedim. Teşekkür ederiz Fabiyacığım. Yine Ben teşekkür ederim. tarihten böyle bir ışık hüzmesi sunduğun için teşekkürler ayrıca. O zaman haftaya görüşmek üzere diyelim tekrar.